Selamun aleyküm dostlar. Ben isim Akram Uzayurcan. Ve ben bugünden başlayıp Destination kitaplarını, gramatik bölümünü, video izahını videoya olgan halde YouTube kanalı, ictimai tarmağı joylab bormoqchiman. Bu hazır videoyumuz aynen gramatikani o'rgatishga mo'ljallanmagan. Bu videoyumuz ben nima uchun aynen gramatik, Destination gramatik kitabını tanlaganim haqida ozgina tushuncha beradi. Ve elbette aramızda bazı brotherlarımız buluşu mümkün. Çünkü şu Destination kitabı o hakkında umumlu düşünce ilgi bulmayan, haberdar bulmayan dostlarımız buluşu mümkün. Ve ular için hem az yine malumat verip oldum ben Destination kitabı hakkında. Ders de evvel, ne için aynen Destination kitaplarını tanıdım. Eğer haberiler bulsa, Destination kitaplarının üçte bölümü var. Destination B1, Destination B2 ve Destination C1, C2. Bize en birinci bölüm Destination B1'den başlayalımız. Ve sekin sekin bir yıl içinde Destination B2'nü hem C1, C2'nü hem tüketiş, yani video derslerini çöntürgen halde YouTube kanalıge joylaş niyetim var. Aynen Destination kitaplarını tanıdığından maksat, ben özüm hem okutucuman, hem okuyucuman. İngiliz dilini öğrenciyim, hali hem öğrenip barımın. Ve bu okuş jarayonunda, öğreniş jarayonunda Destination kitapları cüdeyim katta yordam bergen bence. Ve gramatik cihattan hem vocabulary, yani söz boyligi cihattan hem cüdeyim katta ahamiyatga ega. Ve özüm okuyucularga okutuyotgan paytimda ham Destination kitaplardan faydalanaman. Elbette yine boşka kitaplar ham var, faydalanaman. Juda ham ko'p kitaplardan faydalanaman. Lekin Destination kitapları ular orasida ajralib turadi. Hozir nima uchun ajralib turishi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Yani bu yerda sizlar ko'rishingiz mumkin. Mani sertifikatlarim, men o'zim IELTS topshirganman bir necha marotaba. Ve 2 Mart'ta 7,5 kolye kırdım, 7,5 balını. Bir önce IELTS sertifikatım 7 bal versiyede, listening 8, reading 7,5, writing 7 ve speaking 6,5, speaking pasroy koyan. Ve her bitti bölüme 0,5, yani yarım baldan pasroy bal vereyim, 7,5. İkinci imtihanımını ben birinci imtihanımdan kop utmaştan aldım. Ve sezgan bo'lishingiz mumkin, tayyorlanishga juda ham ko'p vaqt ketmaydi. Va listening bu safar pastroq chiqib qoldi. Negaki menda imtihonda sal qo'rquv bo'ldi. Kayfiyatim yaxshi bo'lmagani uchun ham pastroq chiqib qoldi. Va lekin shunga qaramasdan readingdan 8, writingdan 7 va speakingdan ham 7 olishga erishdim. Ve bu jarayonimda Destination kitoblari juda ham katta yordam bergan menga. Grammatikani ve vocabulary so'z boyligimni Destination kitoblaridan o'rganganman. Destination C1 C2 kitoblari ayniqsa IELTS o'rganuvchilari uchun juda ham ideal kitob hisoblanadi. B1 kitobiga kelsak, B1 kitobi sal murakkabroq. Mana bu Destination kitoblarining ko'rinishi. Destination B1 kitobi o'rtada, Destination B2 kitabı çap tamamdı ve Destination C1 C2 kitabları on tamamdı. Destination kitabları ideal ravishda tuzulgan, lekin bu beginner derecedeki, yani İngiliz dilini o'rganishni endi boshlagan o'quvchilar uchun unchalik ham mos kelmaydi. Negaki bu kitobimizda sal murakkabroq mavzudan boshlangan. Ve mana bu ikkita kanalimni, Telegram'daki ikkita kanalimning linkleri. Birinchi kanalimiz Destination Vocabulary. Man bu yerde Destination kitoblaridagi har bir so'zlarni tarjimasini ulashganman va hali ham ulashib boraman. C1 C2 kitoblarini ayni damda tarjima qilyapman. Va ikkinchi linkimiz bu endi Destination Grammar deb ataldi. Bu kanalni endi ochdim va bu videolarımızın her birini ketme ketlikte tertip bilen şu Telegram kanalı gibi joyda borama sizler için kolaylık yaratış maksadıdır.
Va endi Destination Bivan kitobi haqida ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. Destination Bivan kitobi aytganimdek beginner darajadagi o'quvchilar uchun emas. Birinchi unitga, birinchi darsimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu present simple'dan boshlang. Va bu odatda elementary darajadagi, ya'ni ingliz tilini o'rganishning ikkinchi bosqichida bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Beginner o'quvchilar uchun yaxshi kitoblarimiz bor. Bu elementary darajadagi English in Use, Essential English in Use nomli kitobdir. Bu ketayotgan kitobimiz to be mavzusidan boshlangan. To be eng muhim mavzu beginner darajadagi o'quvchilar uchun. Present simple sal qiyinlik qiladi to be ni bilmasa. Shuning uchun bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, men aytib o'tmoqchiman, elementary darajada bo'lishingiz kerak, eng kamida tushunish uchun. Bu kitobimiz, demak, har tuzilishi boshqacha boshqa kitoblarga qaraganda. Ya'ni unit 1-imiz masalan grammatika haqida bo'lsa, unit 2-chi mavzu ham grammatika haqida bo'ladi. Ana ko'rishingiz mumkin, unit 2, unit 2, past simple, past continuous, used to va unit 3-dan boshlab, ya'ni har 3-ta unitda bittasida vocabulary darslari bor. Bu to'piklashtirilgan, ya'ni har bitta unitdagi vocabulary so'zlarimiz biron bir mavzu ostida birlashgan. Va ko'rganingizdek, bu unit 3 fun and games haqida. Ya'ni ko'ngil ochar hodisada o'yinlar haqida to'liq so'zlar berib o'tilgan. Topic vocabulary. Buni hali yana chuqurroq tushuntirib o'taman shu darslarimizga kelganimizda. Maqsad bu kitob haqida ozgina tushuncha berish, ya'ni har 3 unitdan 2-tasi grammatika unitlari va 1-tasi vocabulary unitlari. Va har 3 unitdan keyin bizda review, ya'ni takrorlash jihati bor. Takrorlash bo'limida siz demak 2-ta unitda ko'rgan, o'rgangan grammatika qoidalaridan foydalanib va 3-chi unitda o'rgangan so'z boyligidan foydalanib takrorlashingiz kerak. Berilgan vazifalarni bajarishingiz kerak. Va shundan keyin yana qayta boyiga jihat qaytaranadi. Ya'ni 2-ta grammatika unit va yana 1-ta vocabulary unit. Bugungi shu do'stlar, bu videomiz shu haqida edi. Destination kitobi haqida qisqacha ma'lumot berish. Bu qanchalik yordam bera oladi o'rganuvchilarga? Va nima uchun aynan shu kitobni tanladim? Aytib o'tganimdek, juda ham katta yordam beradi bu kitob, ideal. Va xudo xohlasa, bu videomizdan so'ng men Destination B1 kitobini birinchi unitini, ya'ni present simple, present continuous, stative verbs bo'limini video izohini tayyorlayman va shu video darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.